Herkese merhabalar arkadaşlar. Kıymetli İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoksul marka kahve makinesini anlatacağım sizler için. Daha önceden ben bunu Konya için videosu yapmıştım ama markalarla ilgili küçük bir problem yaşadığımız için o yüzden onu silmek zorunda kaldım ama sizlerin bu konuda bilgisiz kalmasına yüreğim razı olmadı. O yüzden tekrardan çekme gereği duydum. Böyle tek seferde 8 fincan kahve elde edebileceğimiz iki tane böyle çok güzel elektronik cezveleri var ve dijital göstergeyle bu şekilde burada bir küçük, orta ve büyük olarak da kahve boyutlarını, fincan boyutlarımızı ayarlayabileceğimiz göstergeleri var ve burada da yine 4 tane tek seferde buradan basıyoruz. Şimdi göstereceğim onları da. Şimdi suyun kendisi otomatik aldığı için burada güzel bir gizli bir su haznesi var. Çıkartacağım, buraya su koyacağım. Ya çıkarmama da gerek yok. Bir şeyle su koyacağım. Fincanlarınızın adedine göre böyle biraz cömert olun. Su koyun biraz için bardakla dışarıdan. Aslında çıkabiliyor, yıkanabiliyor. Ama ilk defa da koymanıza gerek yok. Biraz böyle yakın marka çekeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi üzerindeki kapağını kapattım. Hemen kahve yapımına da geçelim. Hadi bağ, hayırlı başarılar. Hadi bakalım nasıl yapacağım. Görelim. Ben çok yoğun kahve sevmiyorum ama bu kahve çok güzel, çok yumuşak bir içim var. Sert kahveyi kesinlikle içemiyorum ben de. O yüzden çok fazla dolu dolu koymayacağız. Bir tatlı kaşığı kadar. Çok tepeleme değil. Yani bir o kadarcık da yumurta şeker koydum. Pardon arkadaşlar, yanlış oldu ama burayı kesmeyeceğim. Doğru olsun, boşver. Şimdi burası tamam. Bu şekilde kahvesini ve şekerini koydum. Şöyle kapattım. Umarım açık değildir. Böyle bir ses geldi. Şurada açma kapatma düğmesi var. Şurada açma kapatma düğmesi var. Oradan kontrol edebiliyoruz. İşimiz bittikten sonra ilk önce burayı kapatacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu kontrol düğmesi. Şimdi burayı açtım. Şurada dijital gösterge açık. Bakın. Küçük. Bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Dokunmatik ekranı var. Küçük seçtim. Şuradan da 4 adet fincan kahve yapıyoruz ya. Bir görüyor musunuz? Biri işaretledi. Devam. Bir dakika. Şuradan da su aldığını gösterelim. Bir fincan kadar aldı. Ben geç kaldım biraz. Tamam. Şimdi pişirmeye aldı. Şimdi pişirdikten sonra alarm verecek. Ses geldi. Yani yok kaç fincandı, bilmem ne fincan ölçüsü, bilmem ne, kendimiz burada ayarlamıyoruz geldiği gibi. Tel ve kaldı kalmadı olayı da yok. Direkt kendisi ayarlıyor hepsini. Biz de böyle fincanlarımızı ayarlayalım. Çok güzel bir ses çıkacak şimdi. Ses gelecek. Dumanlar çıkıyor. Kahve pişti. Bu da kahvemiz piştiğini işaret. Bakın şurada şimdi sinyal veriyor. Şimdi işimiz bitti burada. Buradan kapattım. Bitti. Mis gibi kokuyor gerçekten. Süper. Bu da köpüğü. Şöyle. Şimdi kahvemizi köpüğü kaçmadan. Bir de böyle iki taraflı haznesi var. Şuradan da şuradan da kahvemizi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Fincana. Şimdi transferi sağlanıyor.
Tam bir fincan. Çok yoğun kahve seven arkadaşlar. Bazı arkadaşları biliyorum. Çay bardağı ile kahve tüketen arkadaşlar var. Onlar için de buradan tercih edebilirsiniz. Çok fazla kahve tüketenler için de buradan göstermesinde hazır. Kahvemi biraz ben beklettim. Çünkü yeri ayarladım. O yüzden biraz köpük açtı ama onun dışında şöyle bir tadına bakalım. Önce su içelim tabii. Bu da bir kahve içme adabı. Çok iyi. Su çok başarılı. Kahve normal. Kahvenin telveleri ağzımda kalmasın diye temizlik babında içilir ya, o değil. Ağzımızı kahve içmeden önce ağzımızı temizlemek için yani içindeki o başka aroma, tat, lezzet, acı, tatlı bir şeyler varsa o hissiyatı tamamen gidermesi için önce kahveden önce su içiyoruz. Daha sonra kahvemizi içiyoruz arkadaşlar. Tam ortalarına doğru da isterseniz ya çikolata, bitter çikolata ya da hurma ile tüketebilirsiniz. Bugün ben hurma tercih etmedim. Böyle bitter çikolatamız var. Bir içeyim bakalım nasıl olmuş. Gerçekten çok iyi. Biraz önce dediğim gibi gerçekten hayırlı başarılar olmuş arkadaşlar. Tam benim ideal kahvem. Türk kahvesi nasıl yapılır da olabilir ama bu gerçekten kahve makinesinin hüneri. Yani bununla benimle alakası yok. Bunu ben kendim yapmadım. Bunu makine yaptı. Bakın ölçüsü de tam yani. Kesinlikle ne fazla ne eksikti. Çok iyi. Şimdi suyumuzu bir daha tüketelim. Alacak olan arkadaşlar lütfen diğer markaların altına çok fazla yorum var. Onda çok fazla marka ismi söylememiştim. O videolarını silmedim. Bugün bile hala o tencereler adına gelen yorumlar var. Onları bugün cevapladım. Bununla ilgili de sormak istediğiniz soru varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Gerçekten ben çok memnunum. Tabii ki daha portatif küçük boyda kahve makineleri var. Ama böyle değil arkadaşlar. Ben de onlardan düşündüm. Ama konu estetik, konu lezzet, konu benim için gerçekten çok önemli şeyler. Onun için bugünler geçecek inşallah. Kalabalık misafirlerimiz olacak. O zaman yine biz kahve tüketeceğiz. Arkadaşlarımız gelecek. Böyle çok güzel dijital göstergeli. Yoksul marka. Yani yoksul değil tabii ki. Siz burada görüyorsunuz. Çok güzel bir kahve makinesi. Şöyle düzenleyemedim. Neyse, olsun, önemli değil. Sormak istediğiniz soru olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. Son olarak tekrar ekliyorum. Şurada dijital ayarları yaptıktan sonra yani fincan adetimizi seçtikten sonra otomatik olarak kendisi suyunu şuradan alıyor, ayarlıyor. Küçük, orta, büyük. Küçük, orta, büyük. Fincan seçimini tercihimizi yaptıktan sonra isterseniz ikisini aynı anda da yapabilirsiniz. Tek seferde 8 adet fincan kahve alabilirsiniz. O yüzden çok güzel, çok başarılı bir kahve sunumu olur sizler için. Hem de çok yani normalde 8 kişilik bir cezvemiz yok maalesef. O yüzden böyle kalabalık evler için, kalabalık misafiri günleri olan arkadaşlar için ideal. Özellikle ofisler için çok fazla ideal bir ürün. O yüzden ben de tercih ettim. Siz de inşallah kafasında soru işareti olan, almak isteyen arkadaşlar bir nebze olsun yardımcı olduysak ne mutlu diyorum. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.